Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi bu videomuzla birlikte analitik geometriye başlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu konunun önemini anlatmaya süremiz yetmez. Ne kadar önemli olduğunu siz de bilirsiniz dostlarım. Üniversite sınavında her sene mutlaka analitik geometriden soru geliyor. İşte çemberin analitinden gelir, dönüşümlerden mutlaka garanti gelir. Doğrunun analitinden garanti gelir, noktanın analitik incelenmesinden gelebilir. Tabii bunlar da hep birbirine bağlı konulardır ki, şu noktanın analitik incelenmesi işin temelidir dostlarım. Bu kısmı iyi öğrendiğiniz takdirde bundan sonrakilerde daha da rahat edeceğinizi fark edeceksiniz. O yüzden lütfen bu videoyu tekrar tekrar bir daha izleyin. Güzel güzel notlarınızı alın. Geçin gidin arkadaşlar. Hadi vira bismillah başlayalım. Şöyle bir konu özeti yapalım. Şimdi giriş kısmıdır dostlar bu kısım. Koordinat düzlemini tanırız. Koordinat düzlemi dediğimiz dikey eksen ve yatay eksenden oluşuyor kardeşlerim. Yatay eksen, yatay sayı doğrusuna biz apsis ekseni diyeceğiz. Şuradaki x dediğimiz şeyin gavurca ismi apsismiş kardeşim. Y dediğimizin de gavurca ismi ordinatmış dostlar. Ordinat ekseni deniyormuş bunlara. Bu iki eksenin kesiştiği noktayı O harfiyle gösteririz. Büyük O harfi. O harfi orijin demektir. Orijinin de Türkçe meali başlangıç noktası anlamına gelir dostlar. Koordinat düzlemi 4 adet bölgeden oluşuyormuş. Bakın birinci bölge şuradaki kare gibi duran, şurada kareye benzer bir bölge vardır. Şu bölgeye birinci bölge diyeceğiz. Ve saatin tersi yönde hareket ettiğinizde, yani hemen soluna geçtiğinizde ikinci bölge, hemen altındaki 3 ve sağındaki 4 olacak şekilde koordinat düzlemi 4 bölgeye ayrılmıştır. Bizim işimiz bu kısımda noktalarla dostlarım. Nokta dediğiniz şey büyük harflerle gösterilir. İşte büyük A, büyük B, büyük C gibi harflerle göstereceğiz. Ve bunun yanına parantez içinde araya virgül koyarak bunların koordinatlarını göstereceksiniz dostum. X ekseni üstünde atıyorum 3'ü mü aldınız x'in üstünde? Y'nin üstünde de eksi 2'yi seçtiniz. İşte bu ikisini kesiştirdiğinizde bakın şuradaki K noktası diyelim buna. K noktasının x'i 3, y'si eksi 2. Araya virgül koyarak yazdınız. İşte K'nın koordinatlarını göstermiş oldunuz dostlarım. Demek ki şuradaki x ile y, x dediğimiz apsis ekseninden alınacakmış x denilen şey. Şu turuncu eksenin üstünden, y dediğimizde ordinat, yeşil eksenin üstünden alınacakmış. X'ler apsis, y'ler ordinat olacakmış dostlarım. Ve bu ikisine birden de biz A noktasının koordinatları diyecekmişiz. Koordinat deniyormuş ikisine birden. Şimdi bu apsis dediğiniz şeyin Türkçe meali şu arkadaşlar. Y eksenine uzaklık demektir. Apsiste yazan sayı y eksenine uzaklık diyorum. Bakın uzaklık dediğim için aklınıza sakın ha negatif sayılar gelmesin. Yani şundan bahsediyorum. Şimdi A noktası seçelim bir tane. Eksi 5'e eksi 7 gibi bir nokta seçtik. Şimdi apsisi ne bunun kardeşim? Eksi 5. Ordinatı ne diye sorsam size? Eksi 7. Ordinatta eksi 7. Ama size desem ki bu adamın y eksenine uzaklığı kaçtır diye sorsam y eksenine uzaklık için neye bakıyormuşuz? Apsise. Sakın ha y eksenine uzaklık eksi 5'tir demeyin. Y eksenine uzaklık, bakın uzaklık dediğiniz şey negatif bir sayı olmaz. O yüzden burada ne yazarsa yazsın sen hep pozitifini söyleyeceksin. Yani artı 5'tir diyeceksin dostum. Veya ordinatta x eksenine uzaklığı temsil eder ki bakın x eksenine uzaklığı kaçtır diye sorsam asla eksi 7 demeyeceksiniz. 7'dir hocam diyeceksiniz. Şimdi bunu burada da gösterelim. Bakın şuradaki K noktasından bir daha örnek verelim mesela dostlarım. Şöyle biraz daha kalın yapayım. Şimdi K noktası burada. Ben bunun x eksenine uzaklığını alacağım. Şu mesafedir değil mi? X eksenine uzaklık ve bu şuraya eşittir dostum. Yani buradaki 2 santime. Bakın neymiş gerçekten K'nın
x eksenine uzaklık 2'ymiş. Yani y'sinin pozitif değeri, ordinatının pozitif değeriymiş. Peki başka ne söyleyebilirim dostlar bir de burada? Şu bölgelerdeki apsis ve ordinatların işaretlerini kontrol edebilirsiniz. Bölge sorusu üniversite sınavında sorulacağını zannetmiyorum ben dostlarım. O yüzden çok da bölge sorusu sormayacağım sizlere, çözmeyeceğim de. Bölgelerle de ilgili sadece şunu bilelim yeterli. Birinci bölgedeki bir nokta, bakın şu eksenlerden oluşuyor birinci bölge. Şurayla kalın yapıyorum. Şu x'in pozitif olan kısımlarıyla y'nin de pozitif olan kısmının oluşturduğu bir bölgedir birinci bölge. Demek ki buradaki bir noktanın x ve y'leri yani apsis ve ordinatları daima sıfırdan büyük. Yani daima pozitif olacak. Veya ikinci bölgeyi kontrol edelim. Şöyle yeşille yapalım. Bakın şurası da bizim ikinci bölgemiz, şu kısım. İkinci bölgeye baktığınızda x'in negatif olan kısımlarıyla y'nin yine pozitif olan kısımlarının oluşturduğu bir bölgedir ki bu durumda buradaki bir noktanın apsisi kesinlikle negatif yani sıfırdan küçük, ordinatı kesinlikle pozitif yani sıfırdan büyük olmak zorundadır. Bölgeleri böyle tek tek düşünebiliriz dostlarım. Bir de şu bilgiyi söyleyelim. Bir nokta, bir A noktası. Ola ki x ekseni üzerinde diye bir cümle okudun sen soruda. X ekseni üzerindeki bütün noktaların ordinatları sıfırdır. Bileceğin tek şey bu dostum. Yani x eksen üstünde bir nokta seçelim. Mesela işte 7'ye 0 noktası. Bakın ordinatı sıfırsa sen artık bununla ilgili kesinlikle şunu söyleyebilirsin. Apsisi pardon, apsis ekseni üstündedir diyebilirsiniz. Yani x ekseni üzerinde. Veya y ekseni üzerindeyse bir noktada apsisi sıfırmış. Bakın burada tezatlık var. Yakalayın arkadaşlarım, zıtlık var. X ekseni üstündeyse y'si sıfır. Y ekseni üstündeyse de x'i sıfır olmak zorundaymış. Yani şuradaki bir noktadan bahsediyorsan veya şu noktadan veya bu noktadan veya bundan veya bundan veya bundan, bakın bunların hepsi x ekseni üstünde. Hepsinin ortak özelliği şu. Hocam apsislerini şimdilik bilmem ama ordinatları yani y'leri kesinlikle sıfırdır bu noktaların diyebilirsiniz dostlarım. Evet, şimdi bir giriş yaptık. Geçiyorum daha önemli bir kısma. Birinci formülümüze yani formül kısmına 5 tane formül öğreneceğiz burada dostlarım. 5 adet formülümüz var noktanın analitik incelenmesinde. Bu formüllerden birincisi ve en önemlisi. İyi bilin bunu dostlarım. İki nokta arasındaki uzaklığı bulmayı öğreneceğiz şimdi biz burada. Bize bir A noktası verecek, bir de B noktası verecek. Biz bunların arasındaki mesafeyi ölçeceğiz. A ile B arasındaki uzaklığı ölçeceğiz dostlarım. Bunu biz normal geometride AB kenarının uzunluğu diye okuyoruz. Ama analitik geometride A ile B noktaları arasındaki uzaklık diye okuyacağız. Dostlar, şu sağ tarafta ispatını yaparak göstermeye çalıştım. İşte iki tane nokta aldım kardeşlerim. Biri A noktası, biri B noktası. A'nın apsisi ve ordinatı xy, B'nin apsisi ve ordinatı A ile B olsun şeklinde yazdım. Sonra bunları burada da göstermeye çalıştım dostlarım. Bakın A'nın koordinatları, gerçi burayı yanlış yazmışım. Burası B, burası A olacak. B'nin koordinatlarını gösterdim. Apsisi A, ordinatı B. A'nın koordinatları apsisi x, ordinatı y şeklinde yazdık. Şurası tabii ki küçük a. Şuranın tamamı x olduğu için buraya x eksi a kaldı. Şurası küçük b. Buranın tamamı y olduğu için buraya y eksi b kaldı. Ve burası y eksi b ise karşısındaki mesafede y eksi b. Burası x eksi a ise karşısındaki mesafede x eksi a. Ve bakın işte şu sarı dik üçgenden Pisagor bağıntısını yapıp buradaki A ile B arasındaki mesafeyi buluyorsunuz. Hadi yapalım. AB'nin karesi eşittir diyeceğiz, değil mi? AB uzunluğunun karesi. X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi. Her iki tarafın kare kökünü de alırsak dostlarım şöyle bakın. A ile B arasındaki uzaklık ne çıktı? Kök içinde bu iki noktanın x'ler farkının karesi
artı y'ler farkının karesi. İşte formülümüz böyle gelmiş dostlar. İki nokta arası uzaklık formülü bu. Ve unutmayın, AB dediğimiz şey aslında bir dik üçgenin her zaman hipotenüsüymüş dostlar. Hipotenüs olacakmış diyebiliriz. Şimdi burada bizim işimize şu özel dik üçgenlerimiz çok yarayacak arkadaşlar. Hatırlayın, dik üçgen videosunda ya da olmazsa olmaz geometri taktikleri videosunda biz bu özel dik üçgenlerden bahsettik. En babaları 3, 4, 5 dik üçgeniydi. Veya 5, 12, 13 üçgenimiz vardı. 8, 15, 17 vardı dostlarım. Başka 7, 24, 25 üçgenimiz vardı ki bunlar 4 tane ana üçgendir. Bir de bunların yanına biz şöyle K, 2K, K kök 5 üçgenini, K, 3K, K kök 10 üçgenini de benim hatırım için ezberleyin demiştik dostlarım. Bunlar da sık sık karşımıza çıkıyordu. Yani bir dik üçgende eğer ki dik kenarlardan biri 4, biri 8 ise mesela. Yani kısaca biri diğerinin 2 katıysa Pisagor yapmıyormuşuz. Küçük olanın kök 5 katıymış. 4'ün kök 5 katıdır diyoruz. Bu iki nokta arası uzaklık dediğiniz şey aslında hipotenüsü bulduran, bakın burası hipotenüs değil mi şu kırmızı çizgi? Hipotenüs bulduran bilgidir dostum. O yüzden biz şimdi sorularda bakın neler yapacağız. Şimdi bir örnek hazırladım burada. 5-6 tane soru sordum. İyice mevzuyu öğrenin. Bir noktanın orijine uzaklığı nedir diye soruyor. Orijin dediğimiz şey başlangıç noktası, apsisi ve ordinatı 0 olan nokta. Şimdi iki nokta arası uzaklığı yapacağız değil mi normalde? Formülü şöyle yazıyorum. X'leri çıkartacağız birbirinden. Yani eksi 3'ten 0'ı çıkartıp karesini alacağız. Artı y'leri çıkartacağız birbirinden. Yani 4'ten 0'ı çıkarıp karesini alacağız. Ve bu işlemin sonucu da bizim cevabımız olacak. Eksi 3'ten 0 çıktı yine eksi 3. Karesini aldınız 9. 4'ten 0 çıktı 4. Karesini aldınız 16. Topladık. 25 yaptı. Bu da dışarıya 5 diye çıktı dostum. Yani uzaklığımız 5'miş. Tabii biz bunu artık şu çakallıkla yapacağız. Orijine uzaklık dediği zaman, ki orijin demek aslında başlangıç noktasıydı değil mi Türkçe meali? Bakın bu soruda da demek ki orijine uzaklık demek istiyormuş. Orijine uzaklığını soruyormuş bize burada da. Orijine uzaklık sorulduğunda dostum sen şu noktaya bir bak. Eğer nokta bizim şu özel dik üçgenlerimizi içeriyorsa, dik kenarlarını içeriyorsa sen hipotenüsü biliyorsun, pat diye cevabı yapıştır o zaman kardeşim. Bak 3, 4, 5 üçgeni. İşaretin eksi veya artı olmasını önemsenmediğini bak burada da gördük. Eksi de olsa yine 3, 4, 5, artı da olsa 3, 4, 5 yapıştır gelsin. E o zaman şunu sen söyle. 5, 12 neydi bizim hipotenüsümüz? 13. Demek ki orijine uzaklığı kesinlikle 13'müş. Peki bunu söyleyelim. 7, 24, 25 üçgeni. Bak yer değiştirmesi sırası da önemli. 7, 24 diye alışıyoruz ya biz. 24, 7 de olsa önemli değilmiş. Peki hadi gel bakalım. Benim hatırım ne kadar önemli bunu görelim şimdi. 4, 8. 4, 8. Bak biri diğerinin 2 katı olduğunda hiç uzatma. Küçüğünün kök 5 katıydı değil mi hipotenüs? Orijine uzaklık 4 kök 5'tir. Yapıştır gelsin. Peki bak 7, 21. Biri diğerinin 3 katı olduğunda neydi muhabbet kardeşim? Küçük olanın kök 10 katıydı. Peki hocam biz bu pratik çözümü yani özel üçgenleri sadece orijine olan uzaklıklarda mı arayalım? Hayır tabii ki dostlar. Normal şöyle rastgele bakın iki nokta arası uzaklığı soruyor bize. F ile G arasındaki uzaklığı soruyor ve hiçbiri orijin değil. Burada da arayabilirsiniz dostlarım. Normal bu soruyu şurada yaptığım gibi kök içinde x'leri çıkar karesini al, y'leri çıkar karesini al. Tabii ki yapabilirsiniz. Kesinlikle yapabilirsiniz. Özellikle 11. sınıf öğrencilerimiz, dinleyen öğrenciler yazılı sınavlarında böyle yapmanızı isteyebilir hocam. Ama test sınavı ve bizim işimiz üniversite, KPSS, DGS gibi test sınavları olduğu için
Orada biraz daha çakallık yapacaksınız. Pratik düşüneceksiniz dostlarım. Şöyle uzun uzun yazmayacaksınız tabii ki. Bakın ne diyeceğim? Şöyle yapıyorum. Eksi 2'den 1 çıkarsa, eksi 2'den 1, eksi 3 gelir. Dursun cebimde. Başka 7'den 3 çıkarsa 4 gelir. E bakın farkları 3, 4. Hipotenüs ne olur bu durumda? 5. Yani bunun cevabı 5'tir dostlarım. Böyle yapsanız çok, ben hep böyle yapıyorum dostlarım. Önce hani şöyle denklemi şu şekilde yazmadan önce kök içinde eksi 2'den 1 çıktı karesi artı 7'den 3 çıktı karesi. Sonra bunu bir daha işte eksi 1 eksi 2 daha eksi 3'ün karesi artı 7'den 3 çıktı 4'ün karesi diye böyle uzun uzun yazmaktansa hani direkt olayı kafadan yapmaya çalışıyorum. Biraz daha zaman kazanıyorum. Tabii ki seçim sizin dostlarım. Evet, şimdi ikinci örneğimiz, bakalım ne diyor? Noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diye bir soru sormuş. Şimdi bakalım hemen dostlarım, özel bir üçgen mi değil mi onu görelim. Şöyle kök içinde yazmaya başlayabilirsiniz. Yine 3'ten 9 çıkacak ya da 9'dan 3 çıkacak. Önemli değil. Hangisinden hangisini çıkarttığının hiçbir önemi yok. 9'dan 3'ü çıkaralım, 6 karesini aldım. Artı 4'ten eksi 2 çıkacak. Bak dikkatli ol. 4'ten eksi 2'yi çıkarıyorsun. Dikkat et, şurada çıkarma. Eksi eksiyi artıya çevirir. 4 artı 2 oldu. Yani yine 6 geldi. Bunların farkı o zaman yine 6'nın karesi. Şimdi yine toplayıp çıkartabilirsin. Kök dışına çıkartma işlemi yapabilirsin ama dostum bu özel dik üçgendir yine. Hani dik üçgenin dik kenarlarının 6, 6 olduğunda biz bu üçgenin nasıl üçgen olduğunu biliyoruz. İkiz kenar dik üçgen. İkiz kenar dik üçgende hipotenüs her zaman neydi? 45'in karşısının kök 2 katı. 6 kök 2'dir buradan çıkacak sonuç. Yani bu iki nokta arasındaki uzaklık, yani hipotenüs. Ne dedik ilk başta? İki nokta arasındaki uzaklık dediğiniz şey aslında dik üçgenin hipotenüsüdür demiştik. Hadi bakalım. Burada da dostlarım noktalardan birini vermiş. Aradaki uzaklığı vermiş. Diğer noktayı istiyor. Hadi gelin bunu da normal çözmeye çalışalım. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklığı yazacağım ve cevabım 13 çıkacakmış. Yazalım. Eksi 3'ten x çıkacak. Eksi 3 eksi x karesini alacağız. Artı 3'ten eksi 2 çıkacak. Yani 3 eksi eksi 2. Şöyle olacak değil mi? Gösterelim. 3 eksi eksi 2. Bazı arkadaşlarımız böyle eksiyle artıyla işlem yaparken kafası karışabilir. O yüzden burada böyle tek tek gösteriyorum. Bu eksi eksiyi artıya çeviriyor. 3 artı 2 yani 5 oluyor dostlarım. Dolayısıyla 5'in karesi. Şimdi bakın burada ne demiştik? Aralarındaki uzaklık hipotenüs. Şuradaki sayılar biri bu, biri bu. Bunlar da bizim dik kenarlarımız. Şimdi hipotenüsün 13 olduğu özel üçgen hangisiydi? 5, 12, 13 üçgeniydi. E 5 burada hocam. Demek ki şurası 12 olacak. Ya da eksi 12 de olsa eksi işareti ilgilendirmiyordu değil mi? Yukarıda iki çift sayı olduğu zaman burası eksi ya da artı da olsa sonuç hep 144. O yüzden sen hem artı 12 hem eksi 12 olabilir diyeceksin buna. Bu tabii ki böyle hani özel üçgenden çözme yöntemi. Sen istersen şöyle de yapabilirsin kardeşim. Normal matematiksel işlemle de çözelim biz bunu. Şöyle yapacağız değil mi? Her iki tarafın karesini alacağız. Şimdi şuranın da karesini alıyorum. Buranın da karesini alıyorum. Buranın karesini aldığım zaman kök gitti. Geriye şu kaldı. Eksi 3 eksi x'in karesi artı. Burada da 5'in karesi yani 25 eşittir 13'ün karesi yani 169. Devam. Eksi 3 eksi x'in karesi eşittir 25'i bu tarafa atarsak 144. Şimdi diyeceksin ki neyin karesi 144? Ya 12'nin yani eksi 3 eksi x ya 12'dir. Eksi 3 eksi x ya da eksi 12'dir diyeceksiniz. Buradan x'in iki değerini buluyorsunuz. Şimdi x'i bu tarafa atarsak, 12'yi de buraya atarsak eksi 15. X bu tarafa, eksi 12 bu tarafa gelirse de 9 olur x'in değerleri. Ve ikisinin toplamı da eksi 6 diyebilirim
dostlarım. Bakalım bir tane daha bununla ilgili örneğimiz var. Bakın yine aralarındaki uzaklığı vermiş 5. Şimdi ben artık bunu görünce şüpheleniyorum. 3, 4, 5 olabilir mi diye düşünüyorum dostlarım. Bakın biraz daha pratik yapacağım şimdi burada. 3, 4, 5 olabilir mi? Hemen deneyelim. 1 ile eksi 3'ün farkı, yani 1 eksi eksi 3 ne yaptı burası? 1 artı 3'ten 4 oldu. Bakın 4 geldi. Demek ki şunlar farkı, yani 2 eksi k dediğim şey, 2'den k'yı çıkarttığımda kesinlikle 3 olacak. Çünkü 3, 4, 5'i sağlasın diye dostlarım. Tabii ya 3 veya 2 eksi k eksi 3 olacak. K'yı buraya, 3'ü buraya alırsam k eşittir eksi 1 gelir buradan. K'yı buraya, 3'ü buraya alırsam k eşittir 5 gelir. Toplamları da 4 geldi diyebiliriz dostlarım. Sen normalde ne yapacaksın? Hocam iki nokta arası uzaklığın 5 olduğunu söylemiş diyeceksin. Ve hemen 1'den eksi 3'ü çıkarıyorum. 1 eksi eksi 3 ve karesini alıyorum. 2'den k'yı çıkarıp karesini alıyorum. Şimdi bundan sonrasında soruyu çözerken her iki tarafın karesini alacağız dostlarım ki kökten kurtaralım. Kare ile kök gitti. Burası 4, 4'ün karesi 16 ve 2 eksi k'nın karesi. Bak bunları hemen açmayın. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı deyip hemen açmaya çalışmayın dostlarım. Eşittir 5'in karesi 25. 16'yı bu tarafa atarsam 2 eksi k'nın karesi 9'a eşit olur ki bu durumda 2 eksi k neyin karesi 9'dur sorusunun cevabını arıyorum. Ya 3'ün ya da eksi 3. Ben sadece bu kısmı hızlıca yaptım dostlarım burada. Tamam mıdır arkadaşlar? Hadi bakalım başka ne sorumuz var? İki tane de burada sorumuz var. Bakın yine noktaları arası uzaklık 10. 10 benim yine özel bir dik üçgenim vardı. 3, 4, 5'in iki katı. 6, 8, 10 üçgeni. Acaba bu olabilir mi? Tamam, aralarındaki uzaklık hipotenüstü burada 10. Şimdi ya 6'yı ya 8'i, şunların farkına bakalım. 7'den 1 çıktı, 6'yı da buldum dostlar. Demek ki 7 eksi 1 dediğim x'ler farkı 6. O zaman y'ler farkı, yani 3 eksi k dediğimin karesinden de 8 gelmek zorundadır dostlarım. O halde 3 eksi k ya 8'dir ya da eksi 8'dir. Buradan eksi 5 gelir k, buradan 11 gelir k. K'nın değerleri toplamı 6 yapar. Yine uzun yolla da yapıyorum dostlar şu alta. Diyorum ki hocam iki nokta arasındaki uzaklık 11'inmiş. Bunlar 7 eksi 1'in karesiyle 3 eksi k'nın karesidir. Her iki tarafın karesini alıyorum ki kökten kurtarayım. Burada 7 eksi 1'in karesi kaldı, yani 36. Burada da 3 eksi k'nın karesi kaldı, eşittir 100. Bunu bu tarafa attık. 3 eksi k'nın karesi eşittir 64 oldu. Neyin karesi 64 diye sorduk. 3 eksi k ya 8'in, 3 eksi k ya da eksi 8'in karesi 64'tür deyip k'nın değerlerini buradan buluyoruz dostlarım. Evet, hadi bakalım yandaki soruyu çözüyoruz şimdi. Kırmızıyla çözelim. Noktaları veriliyor. Bir C noktası var dostlarım. A ve B noktalarına eşit uzaklıktaymış. Bakın şimdi A burada olsun, B burada olsun. C'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Altta mı, üstte mi, tam ortada mı bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. C'nin B'ye olan uzaklığı, C'nin A'ya olan uzaklığına eşitmiş dostum. Bildiğim şey bu. Hadi gelin bunu matematiksel de gösterelim. C'nin A'ya olan uzaklığı, C'nin B'ye olan uzaklığına eşit. O zaman şimdi ben şurada C'nin A'ya olan uzaklığını bir yazayım. Şurada da C'nin B'ye olan uzaklığını yazıp bunları birbirine eşitleyelim dostlarım. Hadi yapalım bunu. Şimdi C'nin A'ya olan uzaklığı, x'ler farkı, yani 4'ten 2 çıkacak, 2 ve ben karesini alacağım, artı k'dan eksi 2 çıkacak. Bak dikkatli olun, k'dan eksi 2 çıkacak, k artı 2'ye dönüyor burası ve karesi. Şimdi C'den, C
C ile B arasındaki uzaklığı bulalım hemen. Şu ikisi arasındakini. 8'den 4'ü çıkarttım. 4 karesini alıyorum. Artı 4'ten K'yı çıkartacağım. 4 eksi K. Ve karesini alıyorum. İşte hemen her iki tarafın karesini alırsak kökler gider. Kökleri sadeleştirdim. Burada 4 geldi. Artı şurayı açıyorum artık dostlarım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Eşittir. 16 var. Burayı da açıyorum. Birincinin karesi. Eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 8k. Artı ikincinin karesi. Ve iki taraftaki k kareler sadeleşti. Burası 8 artı 4k. Burası 32 eksi 8k. Eksi 8k'yı buraya alırsam 12k yapar burası. 8'i buraya alırsam 32 eksi 8'den 24 yapar. Her iki tarafı 12'ye böldüğümde k'yı 2 bulurum. Dostum sen şurayı anladıysan, iki noktaya eşit uzaklıkta olduğunu yazabildiysen sonrası matematik. Matematikte bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Evet, geldik ikinci formülümüze. Orta nokta formülüdür dostlarım bu. Yalnız şöyle yapalım. Şimdi birazdan zil çalacağı için zaten 25 dakikada olmuş. Bunu biz birkaç videoya bölelim noktanın analitiğini. Burada durduralım arkadaşlarım. Bir dahaki videomuzda da buradan devam ederiz. Hadi öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.